Niksar'da uzun yıllar halk eğitimde ahşap boyama öğretmenliği yaptım. Şimdi de farklı bir alan olsun, Niksar'da da bir gelir kaynağı olsun, bayanlara iş olanakları olsun diye Çin atölyesini kurduk. Vaktimin çok olduğu için değil, boş vaktimin olmadığı için farklı bir alan olsun dedik. Çünkü ahşap boyamayı Niksar'da ben öğrettim, yerleştirdim. Yani yapan arkadaşlarım oldu. Ondan ekonomilerini kazanç sağlayan insanlar oldu. Bu sefer de farklı bir iş olsun Niksar'da. Çünkü Niksar iş alanı olarak az bir, kısır bir yer. Onun için biz de Kütahya'ya çok gittiğimiz için orada da çeşitli yaş gruplarında bayanlar yapınca öğretmenler getirdik. Kütahya'ya ben gittim. Oradaki atölyelerden öğrendim. Kurslar açıldı derken biz de kendimizi çok geliştirdik. Bırakmayı düşünmedim çünkü ben istediğim işi başladığım zaman bitiririm. 35 koli gönderdik ve bu bizim için çok büyük bir şeydi, sevinçti. Ama şimdi artık 450 koliye çıktı bu ve 4 senede 4 defaya çıktı. Biz ürünlerimizi fırından çıkar çıkmaz hemen paketliyoruz, depoluyoruz. Zamanı geldiği zaman mesela ne zaman ihracat yapacaksak o zaman İstanbul'a gidiyor. Orada diğer ürünlerle beraber konteynerlere konuyor. Konteyner götürüp teslim ediyor. Da 14 kişi çalışıyor ama bayanlar, bu bizim işimizin güzel taraflarından, avantajlı taraflardan birisi de bayanlar atölyede öğrendikten sonra evde kendi kendilerine yapabiliyorlar. Geliyor, ürününü alıyor buradan. Desen de veriyoruz. Evde boyamasını, süslemesini, her şeysini yapıyor. Getiriyor, sayı olarak teslim ediyor. Buyurun.